Bella. Bella uyudun mu? Hayır babacığım. Gelebilirsin. Ne oldu? Sen ağlıyorsun. Yoksa uyku tutmadı mı? Yok babacığım. Sen tuttun mu peki? Neyi? Uykuyu baba. Yok. Ben de tutamadım uykuyu. Hazar tutmuş mudur ki? Uyuyabilmiş midir? Yerini yadırgamıştır o şimdi. Yadırgamamıştır. Yerini yadırgamamıştır. Hiç korkma. Hazar var ya, bugün öyle bir yorulmuştur, öyle bir yorulmuştur ki... ...şimdi böyle kulağının dibinde top atsan uyanmaz biliyor musun? Hala inanmıyorum biliyor musun baba? Daha dün gece biz burada birlikte yatıyorduk. Sesini duymam bile çok zor şimdi. İstediğim zaman arayamıyorum bile. Alışırsın benim kızım, alışırsın. Zaman her şeyin ilacıdır. Sen güçlü kızsın, dayanırsın. Hiç öyle değilmişim baba. Hazar, benim her şeyim. Şimdi öyle kendimi yalnız hissediyorum ki. Bu ne biçim laf öyle? Hazar yoksa ben varım. Papiton var, anan var. Bu konakta onlarca insan var. Öyle tabii de. Ben buraya Hazar'la geldim. Onun için geldim. Şimdi... Ne bileyim, buralar çok boş geliyor bana. Ah, sen bunları hiç düşünme. Sen artık bir asker karısısın. Kendini koyuvermek yok. Senin kocan kutsal bir görev için gitti. Hem kendi gözlerinle gördün nasıl gitti. Güle oynaya gitti. Onun için üzülmek yok. Anlaşıldı mı? Şimdi sil bakalım gözlerinin yaşını. Ah şöyle. Aferin. Sen bizim canımız ciğerimizsin. Sen bizim yeni gelinimizsin. O sebeple suratını asmak yok, tamam mı? Tamam babacığım. Bella! Bella! Müsaitsin yoksa yok kız. Gel Nazgül, gel. Tüfreğin... Allah! Ay baba kusura bakmayasın. Ay Allah sen vallahi sen burada olduğunu bilmiyorduk. Böyle de halimize girdik kusura bakmayasın. Haydi biz çıkak gidek haydi. Yok yok gitmeyin. Ben gidiyorum. Siz gelin oturun. Oturun biraz dertleşin. Ya haydi Allah rahatlık versin. Haydi. Sana da babacığım. Allah rahatlık versin. Sağ ol baba. Ama Belo, İsa demez mi baba o içeridedir diye direş. Öyle geldik zıbıdı gibi adamın karşısına çıktık. Of, ne bileyim Nazgül, benim onu düşünecek halim mi var şimdi? O da doğru. He kız, biz de o yüzden geldik ya zaten. He? Biz deneyimli eltuşların olaraktan, yani kocalarını böyle askere göndermiş eltilerin olaraktan sana tecrübelerimizi aktartmaya geldik. İzine ben bir tık kıdemli olduğum için bir püf noktasıyla başlamak isterim. Hazırsın yoksam yok. Neymiş o püf noktası? Beklemek! Seve seve bekleyeceksin. Sana ne yapmasın aşkım? Sağ ol Nazgül. İçimi çok rahatlattın valla. Değil mi ama? Siz benimle alay etmek için mi geldiniz bu saatte? Kız yok yok. Sen bu mızığa ne bakıyorsun işte fitursuzca böyle bulundu, boş bulundu. Ya biz şimdi niye geldik? Bu yatak sana şimdi bomboş gelir biliyor musun? İlk gece ya. He o yüzden işte. He, şimdi biz eltilerin olarak bu yatağı doldurmaya geldik. Hadi kay, yanaş. Yani ne yani biz birlikte mi yatacağız? Evet, ben böyle örtüyorum her zamanki gibi. Ay ben örtmeyeceğim, çok sıcak. Ay ne kadar tatlı ya. Maşallah. İyi ki varız değil mi? Gülüm, az beni dinle hele bak. Uzun ömürlü ilişkinin sırrı karşılıklı saygıdan, sevgiden geçiyor. Allah'a şükür bu bizde bol miktarda var. Bak devamını dinle. Eğer partnerinin fikirlerine saygılı olan, onu tolere eden bir erkekseniz bu yazı tam size göre. Allah'a bak Kur'an'ıma tam benden bahsediyor. Gülüm bunu al. Ne varmış halimde? Kız yanlış soru. Ne yokmuş halimde diyeceksin. Sen giyinmeyi unutmuşsun. Git gözünü seveyim içeri değiştir şunu ha. Aa Allah Allah. Hayır efendim ben böyle giyineceğim. Allah Allah. Böyle gezemen canım. Gezemen olmaz öyle şey. Ya ne yapıyorsun Baran? Giydiriyorum. Hani az önce bas bas bağırıyordun. Uzun ömürlü ilişki karşılıklı saygıdan geçiyor diye ne oldu? Evet. Halen tam fikrimin arkasındayım. Sen de kocana saygı duy giyin şunu. Ya sen de karının fikirlerine saygı duy. Ha? Olmaz mı? Karım adam gibi kolay bir şey istesin yapayım. Bu ne ya? Git çıkar şunu berdelendirme ha. Çıkarmıyorum işte çıkarmıyorum. Çıkartmayın mı? Çıkarmıyorum. Ya az önce sen demiyor muydun tolere etmemiz lazım birbirimizi diye? Ne oldu? Baran avaz mı geçtin? Birbirimizi tolere edecek öyle mi? O zaman sen de benim tolere edeceksin. Ayaklarımı yıka. Yok artık. Hayatta yıkamam asla. Aa, ama Gülü ne diyordun mecmua? Karşılıklı anlayış, saygı, sevgi. Anlaştık. Haydi. Oo, kız gülüm ne kadar nazik ellerim var kız. Azıcık bastır bastır. Allah'ıma koruması ağrımış ha. Sabır yarabbim sabır sabır. Kız abu ne kadar nazik ellerim varmış senin ya. Kız azıcık ovala ovala öpür öpür. Hadi hadi gülüm ya hadi kurban oldum. Emin misin? Eminim. Bak sonra canım acır falan filan diye ağlarsan umurumda olmaz. Eminim, eminim. Haydi. Bilirsin. Allah! Ne yapıyorsun kız? Acıdı, acıdı. Ama hayatım bak dur ne güzel tertemiz oldu. Aa mis gel buraya. Kız dur yavaş acıyor, acıyor. Allah'ıma kırarım acıyor. Bak ovala diyorsun ovalıyorum. İyi bir eş olmaya çalışıyor farkındaysan. Bana zorluk çıkarttırma. Ama istiyorsan bırakabilirim yani. Yok yok bırakmadım harika ovalıyorsun. Ovala devam et. Bırakın. Yanıyorum. 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 Sen daha dur. Daha çok yanacaksın. Ne bakıyorsun kız? Üflesene! Aa! Ayaklarımı yıka dedin, ayaklarını yıkadım. Sen de beni iyice kölen belledin ha. Yıkadın. He yıkadın. Derimi yüzdün, derimi. Salımın kızı seni. Yani ben iyi bir eş olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Ama sen hala kabul etmiyorsun, hala. Anlıyorum ben seni, anlıyorum. Sen dur yavaş, sen dur. Kusura bakma gülüm ama bundan sonra daha fazlasını yapman gerekiyor. O ne demek ya? Balayımın ilk gününde beni kötürüm bıraktın. O yüzden bütün işleri artık sen yapacaksın. Aa neden ben yapıyormuşum be? Dersen ki şortumu çıkaracağım kocacığım. İçeride daha usturuplu bir şey giyineceğim. Hanım hatun oturacağım. O başka. Çıkarmayacağım, çıkarmayacağım. Çıkarmayacağım. Çıkartmazsa çıkartma. O zaman bütün işleri sen yapacaksın. Kusura bakma, canım acıyor. Lütfen, lütfen karşılıklı anlayış, lütfen. Baran ya. Ya bak bütün gün köle gibi çalıştırdın beni. Bak beceremiyorum ne yapayım? Ya gel sen şunu yaksan ne var yani he? Sen beni sakatla. Sonra kafamı kır. Sonra önüme iki lokma koyma. Vicdansız. Ya Rab. Nedir benim bu çektiğim ha nedir? Dedim sana o şortu giyme dedim. Sakın tek bir kelime bile etme. Çünkü çıkarmayacağım. Hele hareketlere bak. Kız bir işi de adam gibi yap, doğru düzgün yap, doğru düzgün. Ya ne kadar beceriksiz çıktın sen? Yeter be! Sana da başlarım, körüğüne de başlarım, mangalına da başlarım ha. Hiçbir şey yapmıyorum artık. Nereye gidiyorsun? Şortu değiştireceksin. Değiştireceğim. Ama böyle giderse şortu değil, seni değiştireceğim. Gitmişken ha, karpuz da kes. İçim yanıyor. Sakar ya bu kız. Allah'ıma Kur'an'ıma sakar. Namusuma sakar. Ne devirdin? Şirin! Şirinim. Aşkım. Şirin. Şirin! 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 Şirinim! Karıcığım! Kurban olayım aç gözlerini Şirin! Lan ben ne yaptım benim yüzümden? Şirin! Şirin! Kurban olayım aç gözlerini Şirin! Oh, Allah'a şükür! Gülüm, ömrüm konuş benimle. Konuş hadi, konuş. Şirin kim? Ne? Sen kimsin? Ya Rabbi. Ta 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 ta! Sürpriz! Ya sen manyak mısın ya? Ödü patladı, niye bağırıyorsun ya? Uyanırsana, öyle mi davranılır? Nasıl olmuş? Beğendin? Kendi ellerimle ördüm. Gerçekten çok yaratıcı olmuş. Kim öldü Baran? Tövbe de kız, kim ölecek? Sana olan aşkımın büyüklüğünün simgesi bu. İkna oldun. Tamam, yeter bu kadar. Olmaz. Yetmez. Daha fazla. Daha! Ha! Uyandırma beni. Manyak. Git daha yaratıcı bir şeyler bul. Hele. Aladağ'dan sen. Ya Rab! Şu pencereden süzülen ışıkta neyin nesi böyle? Hey gözünü sevdiğim. Tabii ya. Bu... Neydi lan bu? Bu... Şirinimin güneşi. Geçiyor be bu. Hey benim kadınım. Hey sevdiğim. İçten içe bir şeyler söylüyor. Ama bana söylemiyor. Ne diyor bu dünya gözleriyle Hazar? Ben bu sözleri bir yerden hatırlayacağım ama neydi ya? Aman be Baro, hey aptal Baro. Tabii ki seninle konuşacak değil ya. He. Ama kimle konuşuyor? Hakikat kız sen kimle konuşuyorsun kendi kendine öyle? Tabii ya, bu Romeo'nun tiradı. Yeminle Shakespeare'in kemikleri sızım sızım sızlıyor. Of of! Nasıl da dayıyor elini yanağına? Vay o elindeki deri ben olaydım. Ben dayıyaydım, ben dokanaydım yanağına. Ay yeter. Yeter vallahi baygınlık geçireceğim. Ben yeter. İçim kabardı. Nasıl şiir? Berbat ötesi olmuş korku filmi gibi. Niye öyle diyorsun ya gülüm? Allah'ıma Kur'an'ıma dünya cönlü kitaptan bizim aşkımızı ayarladım ha. Sırf seni aşkıma ikna edebilmek için o kitabı baştan sona okudum eziyetti. Sen beni Romeo'nun yan sanayi tripleriyle kandırabileceğini mi zannediyorsun? Hadi git canım birazcık daha kitap oku. Hadi Bareo hadi yallah. Oh. Baran seni seviyor. Baran seni seviyor. Baran seni seviyor. Baran seni seviyor. Hadi bana inanmıyorsun. Bu yogiye de mi inanmıyorsun? İnanmıyorum. İnanmıyorum işte. Ha. Bence biraz daha yaratıcı olabilirsin. Olmadı be baboş. Konuşmanı. Konuşmanı. Bu. Ya ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Siz niye öyle yapıyorsunuz? Bacım seni öttürecek biz. Ben bile koptum Tunur. Görüşte benim dönürüm. Gördü anla. Benim senelerdir bu üç zebaniden neler çektiğimi, onları nasıl tutsak olduğumu gördü anla. Kıyamam sana. Vallahi kıyamam ya. Önce böyle bacak boyundan başlayacağım. Bir onluk Ayşe'nin boyuna gelene kadar böyle minnak minnak keseceğiz. Şurada o sarı saçlarını böyle böyle kırpacağız. Sonra da kırmızıya boyayacağız Möhteber ablamınki gibi. Bakayım. Aa, bu gözler fazla yeşildir. Ha önce onları yerlerinden çıkaracağız. Ondan sonra da yerlerine böyle minik minik siyah zeytinler yerleştireceğiz. Sonra da hani bana diyecek. Ama önce vücut bütünlüğünü bozacağız Şilvoli Helga. Vücut mu? Bütünlüğüm mü? Otellerde böyle manken gibi dolaşamayacaksın. Yiyeceksin de yiyeceksin, şişeceksin de şişeceksin, yiyeceksin de yiyeceksin, şişeceksin de şişeceksin. Aç ağzını. Yemeyeceğim. Aç ağzını bak geliyor destere. Yiyeceksin. Ay Möhteber abla keşke biz de yiyebilsek değil mi? Yürü. Ya bir durun. Durun ne yapıyorsunuz? Ben size bu karıya itiraf ettirin dedim. Boğarak öldürün demedim ki ne? Bir dakika ne yapıyorsunuz? Çıkın bakayım dışarı. Haydi geri bas Kalender ağam. Geri bas. Tabii yapalım. Yapma. Uyarıyorum bak yapma. Ha devam. Ana kadın boğuluyor ya. Nasıl ya? Gel. Helga bacı gel. İç şundan iç. Ha? Aman boğulacaksın şimdi başımıza. Evet Cilveli Helga, sana son kez soruyoruz. Konuşuyorsun mu, konuşmuyorsun mu? Hayır. Bunu sen istedin. Ajan olarak mı geldin buraya, itiraf et. Hayır. İtiraf et. Ben ajan olarak gelmedim. Siz uyduruyor bunu. İtiraf et. Hayır. Aa! İtiraf et. Hayır. İtiraf et. Hayır. Confess it. Confess it. Confess it. Confess it. Hayda. Confess it. Confess it. Karı bayıldı. Karı bayıldı ya. İşine ver. Confess it. Confess it. Ya siz niye benim gözlerimi bağlıyorsunuz ya? Ne yapacaksınız bana? Bırakın beni ya. İtiraf et bırakak. Evet. Ya siz delisiniz ya, deli. Ah, doğru. İşte yerinde bir tespit. Ya ben ajan değilim, gazeteciyim, gazeteciyim. Ya gitmek istiyorum artık. He, Helga bacı gidersin de. Önce bu leğenin içindekileri koklayacaksın. Ya iğrenç bu ya. Ne koydunuz içini ya? İğrenç kokuyor bu. Hey dostum, siz Avrupalıların işte sorunu bu. Şu sakatat olayını bir türlü kabullenemediniz. Ama biz öyle ya da böyle size bu olayı kabul ettireceğiz. Ya Ayşe ya kabul etmeyecek ya. İtiraf ettireceğiz, itiraf. Ya hayır. Allah. Ya bu ne ya? Korkunç ya. Vallahi güzelim, sen diyeceksin ha bize bu ne duş. Ya bilmiyorum ya. Erkan Hacı, şöyle güzel şöyle bir karıştıracaksın. Şöyle böyle. Ay. Bir Alamana yapılabilecek en büyük eziyet sanırsam işte budur benim dünürüm. Evet. Ya bize bunun ne olduğunu söyleyeceksin ya da kim olduğunu. Seç birini. Bilmiyorum ya. Ay bu ne ya? Basak uyan! Basak! Aaa! Helgacığım, bakalım seni burada daha ne sürprizler bekliyor. Of. Ya bu ne ya? Bu ne, niye öyle böyle? Bak cilveli Helga. Eğer düşünmekten çok yaralıysan itiraf et, kurtul bence. Oy göze var. Gözü var! Burun var, dil var! Kafa bu kafa! Kafa bu kafa! Aferin kız! Bildin sayılır ye hadi ye. Ella, bunun adı kelle. Bak unutma canım. Tavuk, balık, kelle bunlar yenir elle. Bayılırım. Evet, bu da en sona sakladığımız en güzide organımız. Bu ne? Lütfen ne olur yeter artık ya. Söylemeyeceğiz canım. Sürpriz. Dünürüm, o ne? Görebiliyor musunuz? Göremiyorum benim dünürüm. Göremiyorum. Gel ama sessiz. Oha! Ne ha? Ne oldu söylesene? Yok artık. Buharlar kantarın topuzunu iyice kaçırdılar. Ne var dünürüm? Söylesene bana da. Ya... Bu resmen manda şey... Ne? Kendi gözlerinle gör. Bak iyice bak. Biraz kaldır kafayı. Oo, bir dakika. Dünürüm, şimdi bu... Bildiğimiz mandanın... Ha. Ne olsun dünürüm? Çüş! Affedersiniz, yani terbiyemde bozdum. Çüşünüz yani dünürüm, bu nedir ya? Olacak şey değil. Ne dersin dünürüm? Acaba Helga Hanım'ı bu durumdan artık kurtarsak mı? Binlik bir alamete, elleşme. Gidiyor kıyamete. Saklan. Böcek falan yok değil mi? Yok canım, yok. Merak etme, ısırmaz. Ben bundan çok korktum, elemeyeceğim ya. Ay kurt karılar ya. Biz de biraz abarttık mı acaba? Hadi elleşme. Elleş Dükkan. Ne? Ne yok? Yes. Hayır yapamayacağım. Yapacaksın. Hayır. O zaman her şeyi itiraf edeceksin. Tamam, her şeyi itiraf edeceğim. Yeter ki fazla üstüme gelmeyin. Aferin. Evet. Korktun mu? Aferin sana Helga. Evet bakalım şimdi itiraf et. Sen hocan mısın? İstihbaratımla çalışıyorum. Gizli görevle geldim. Aferin kız! Görevin neydi ki ne? Kalender benziyor. Hop! Dur tamam yeter. Bu kadar bilgi yeter. Sevgili karılarım ve sevgili dünirem. Size yaptığınız bütün bu hizmetlerden dolayı müteşekkir olduğumu bildirmek istiyorum. Size verilen görevi, vazifeyi layıkıyla yerine getirdiğiniz için size ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi üzülerek belirtirim. De haydi. Ama ağam... De haydi selametle. Haydi. Karada! Karada! Denizde ve havada! Denizde ve havada! Her zaman ve her yerde! Her zaman ve her yerde! Milletime ve cumhuriyetime! Milletime ve cumhuriyetime! Doğruluk ve muhabbetle hizmet! Doğruluk ve muhabbetle hizmet! Ve kanunlara! Ve kanunlara! Ve amirlerime itaat edeceğime! Ve amirlerime itaat edeceğime! Ve askerliğin namusunu! Ve askerliğin namusunu! Türk sancağının şanını! Türk sancağının şanını! Canımdan aziz bilip! Canımdan aziz bilip! İcabında vatan uğrunda! İcabında vatan uğrunda! Seve seve hayatımı feda edeceğime! Seve seve hayatımı feda edeceğime! Namusum üzerine! Namusum üzerine! And içerim! And içerim! Hazır ol! Sağa, sola, dön! Selam! Dur! İleri! Bak! Bitti mi? Artık Hazar'ım görebilir miyiz? Ay benim kara yazlı şal! Ay annem! Allah'ım bu günleri gördüm ya, ölsem de gam yemem artık. Ay. Aşkım sen ne kadar ciddiydin öyle ya. Vallahi seni tanıyamadım. Askerim aşkım, herhalde ciddi olacağım. Yahu hele bir ciddi olmasın yenge. O törenin için nasıl çalışıyorlar sen biliyor musun? Aferin, çok güzel çalışmışsın. Şş, abi sen olmuşsun ha. Çakı gibi asker olmuşsun maşallah. Sağ olasın aslan kardeşim. Gözüne girebildiysem ne mutlu bana. Evet, ben senden kızar mıyım abi? Torunsun tabii. Bak, şimdi ters tarafındasın. Seninle nasıl gurur duyuyorum bir bilsen. Hazarım benim. 3 oğlumun 3'ünü de böyle gördüm ya. Yarın ölsem gam yemem biliyor musun Allah'ım? Ay Allah'ım korusun. Ha? Kayınço. Ne zaman gidiyoruz? Gideceğiz. Birazdan gidip eşyalarımı alacağım, sonra gideceğiz. Abi kaç gün kalacaksın? Abiciğim anca 2 gün izin alabiliyorum. Öbür gün gelip teslim olmam lazım. Olsun. 2 gün de olsa birlikte olacağız. Haydi o zaman. Git şu işlemlerini bitir, eşyalarını toparla. Biz de seni burada bekliyoruz. Emredersin komutanım. Rahat asker, rahat. Zor. Rahat lan. Haydi. Aslan. Nasıl güzel olmuş değil mi? Ne oldu benim oğlum? Bu saatte topladın bizi buraya, oturttun böyle. Ben de bilmiyorum ki benim babam. Abim toyda buluşak dedi, başka da bir şey demedi. Allah Allah, geçsin karısıyla vakit geçirsin. Bizi ne edecek ki ne? İşte. Ha. Hayırdır oğlum? Bu saatte toparladın hepimizi, ne oluyor? He. Anlatacağım baba. Anlatacağım ama baştan anlaşalım. Burada konuştuklarımız, burada bizim aramızda kalacak. Kimseye bir şey söylemeyeceksiniz. Hele ki Bella'ya hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Sadece benden haber bekleyeceksiniz. Ne oluyor Hazar, ne oluyor? Ne korkutuyorsun bizi? Nedir? İlk önce bir söz verin. Ya oğlum tamam söz. Şişt, ne diyeceksin? Yoksa kuma mı getiriyorsun? He? Ya da bir dakika. Kötü bir şeyse alıştıra söyle ha. Malum loğusayım ya. Direkt sütten mütten kesilirim maazallah. Tamam, affedersiniz, pardon. Ya vay ben öyleydim ya, tamam demedim bir şey. Benim oğlum, sende bir ilerleme var ama ve lakin ölecek. Sağ ol benim babam. Hazar, ne sözü verecek? Peki, sana bozok sözü. Kimselere demeyecek, peki. Beni özel birliklere seçtiler baba. Sınır ötesi operasyona katılma ihtimalim çok yüksek. Aman, ben de bir şey sandıydım. Ne var ki bunda? Öyle tabii. Gözümde büyüttüğümden ya da korktuğumdan çağırmadım sizi buraya. Sadece bilin istedim. Allah'a o kadar dua etmiştin değil mi? Al işte, istediğin oldu. İyi de evladım. Yani bu sence saklanacak bir şey mi? Yani kızımın da bunu bilmesi hakkı değil mi? Önce bir kesinleşsin, öyle söyleyeceğim babacığım. Şimdiden endişelenip üzülmesini istemiyorum. Kesin değil diyorsun ama. Kesin değil mi? De haydi doğruyu söyle. Öyle baba. Kesin gidiyorum. Vay be. Şu işe bak benim babam. Yani senin 3 tane oğlun var. Aralarında bir tek ben düz askerlik yaptım. Şansa bak. Tabii bizim zamanımızda öyle sıcak savaş falan yoktu. Olsa en önde ben de giderdim. Abi. Birkaç güne gideceksin o zaman. Değil mi? Aynen öyle Gökhan. Hiç endişe etme. Allah insana öyle bir güç veriyor ki korku nedir bilmiyorsun. Zerre kadar canını düşünmüyorsun. Öyledir muhakkak ki. Ama her türlü sonuca hazırlamazsınız kendiniz. Bu memlekette yaşayan her erkek evladının babası böyle bir şeye hazırlıklıdır benim oğlum. Hiç meraklanma sen. Eğer bana bir şey olursa Bella size emanet. Sakın baba, sakın anamların onu ezmesine izin verme. Sen ne diyorsun Hazar? Bella benim kızım. Onu gözümden ayırmam ben, hiç meraklanma. Hakkınızı helal edin. Hayırdır? Ne kaynatıyorsunuz peki? Hazar, sen gizli gizli askerlik anası mı anlatıyorsun yoksa mı? Öyle erkek erkeğe sohbet ediyorduk hayatım. Abime taktik verirdim yenge. Deneyimli adamın hali bir başka tabii biliyorsun yani. Bol bol askerlik anısı biriktir hayatım. Nasıl olsa 4 ay sonra bunlara hiçbiri olmayacak. Adana'daki sıradan günlerini yaşamaya kaldığın yerden devam edeceksin. Öyle değil mi hayatım? 4 ayın kalmadı mı? Öyle tabii hayatım. İşte. Neyse, saat de geç oldu. Biz müsaadenizle kalkalım baba. Müsaade sizin. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Vay benim temiz kalpli saf kızım. Hiçbir şeyden haberi yok. Üzülme benim dünürüm, üzülme. Kaderde ne yazıyorsa o. Zaman, üzülme zamanı değil Kamil abi. Vatan borcu, namus borcu nihayetinde. Ya dur oğlum ya, dur şimdi vallahi içim bir tuhaf oldu ya. Allah'ım sen bize kardeşimizi bağışla. Sağ salimize dönmesini nasip et ya Rabbi. Dönecek inşallah. Dönecek. Dönmezse de bak vatan sağ olsun. Benim gelinim. Gelelim sebebi ziyaretimize. Hemen gelmeyeydik büyük ağababa. Yemek neyine değdik. Görmeyeli nasılsın inşallah? İyiyim. Sen nasılsın maşallah? Ha çok iyiyim. Kalender ağam. Ya sen görmeyeli nasılsın inşallah? İyiyim Möhteber, iyiyim. Fesübhanallah. Sade de gelek. Kamil abi, sen nasılsın? Efendim çok teşekkür ederim. Sağlığınıza diyor hacım efendim. Sizler afiyettesiniz inşallah. İyiyim. Kamil hacı, sen nasılsın canım? Möhteber, Möhteber. Sabahtan akşama kadar suratlarını gördüm bu insanlarla. Neyin hasbihalini yapacaksın? Ha yok yani abi ben adettendim, neyin değişettiydim de. Ne adeti Möhteber, işte adet yerini buldu. Böyle oturduk hepimiz fincan gibi. Allah Allah. Evet, şimdi gelelim sebebi ziyaretimize. Evet, sebebi ziyaretimiz bellidir. Bu gençler birbirlerini görmüş, beğenmişler. Dedem, müsaadenle burada lafını balla kesiyorum. Çünkü bu cümlede iki tane yanlışlık var. Birincisi ziyaretçi bizik, ikincisi benim bacım bu çobanı ilk gördüğümde hiç beğenmedi. Sonra da bir haller oldu bacıma. Canım neyse ne, neticede sonradan da olsa beğenmiş işte. İşte bu sebeple biz de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Dilan'ı oğlumuz Ferhat'a istiyoruz. Bacım, niye dek? Madem gençler birbirini sevmiş, görmüş, beğenmiş, biz de vermiyoruz. Ne? Vermiyoruz. Abi. Sus, sus. Bacı bizim değil mi? Vermiyoruz. Bir dakika, bir dakika. Senin bacı da bizimki bacı değil miydi? Biz sana vermedik mi bacımızı? Verdiniz, Allah razı olsun. Lan canımı aldınız da öyle verdiniz. Hem öyle bir kere istenmeyle kız mı verilirmiş? Peki kaç sefer isteyince vereceğim Baran'a? Onu benim paşa gönlüm bilir Ferhat çoban. Fesübhanallah. Möhteber. Ha canım. Bana canım deyince böyle içim bir tuhaf oluyor biliyor musun? Şu kardeşimle bir konuşsan diyorum. Yani gençler birbirini görmüş, sevmiş, anlaşmış. Ha tamam. Yani şimdi benim kardeşim diyeceğine temas etti. Bizim bu evliliğe arızamız yoktur ki ne? Hmm. Aman verin gitsin işte ya. Birbirlerini seviyorlar. Allah Allah. Biz ne yapıyorduk gülüm? Biz de birbirimizi seviyorduk. Ama beni engim illettiler. Baran, benim de sıla attırma. Ama öyle değil mi baba ya? Evinin yolunu aşırmadın mı Şirin'imi alayım diye? Anladım. Sen ısrarcı olun diyorsun yani öyle mi? Peki lan. Siz kızınızı verene kadar biz de giderik gelirik. İsteyenin yüzü bir, vermeyenin iki kara. Vay be, kurban olayım sana. Boşuna dememişler damatla kaynadı aynı topraktan diye. Sen de benim gibi yapıyorsun, vazgeçmiyorsun. Abi ya. Sen sus. Sus. Barana. Hadi gel güzellikle ver bacını. Sonra tadımız tuzumuz falan kaçmasın. Beni tehdit etti. Sen beni tehdit mi ediyorsun lan? Ha? Vermezsem ne yapacağım? Açılacağım. Ne gerekiyorsa onu yapacağım. Sen daha iyi bilirsin. Bana bak! Hey! Geri bas! Geri basan! Ferhat, sakin ol aslanım. Ne demişler? Kız evi naz evidir. Allah'ım, Allah'ım lütfen. Möhteber. He. Kaç yıllık hukukumuz var? Var. De hadi verin şu bacınızla bir tek şu işi. Vermiyor. Ha, ne var Cemil? Kalender ağa. Hoş geldin benim komutanım. Hayırdır? Gecenin bu vakti Ne oldu ki ne? Gecenin bu bak. Komutanım. Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Biliyorum gülüm. Biliyorum bana şans getireceksin. Biliyorum. Hissediyorum. Öyle değil mi? Ha? Bak hissediyorum. Bu sefer hayallerime çok yaklaştım. Hissediyorum. Öyle değil mi? Ha? Değil mi? Bana hakikati söyle. Komutan. Bak saklama. Benim oğlum, benim aslanım, ciğerim, Hazar'ım. Şehit mi olur yoksa? Henüz bilmiyoruz. Bana gelen bilgiye göre Hazar'ın da içinde bulunmuş olduğu 10 kişilik timden haber alınamıyormuş. Tam 36 saattir irtibatları kesilmiş. Ne demek kesilmiş? Hiç mi haber yok yani? Hiç mi? Hazarların timi düşman saflarına sızmışlar. 2 gün göğüs göğüse çarpışmışlar. Sonradan birden irtibat kesilmiş. Bugün de bölgeden takviye güçler çok sayıda şehit haberiyle dönmüşler. Peki... Hazar? Hazar'dan şu anda bir bilgi yok. 2 arkadaşıyla birlikte kayıp. Sebep kayıp. Allah'ım lütfen. Bu sefer dualarımı kabul et. Lütfen. Komutan ne dedi? Benim kardeşim neredeymiş? He? Hazar neredeymiş? Baba niye doğru düzgün anlatmadı? Hazar... Hanım, hiç helallenme benim oğlum. Komutan sadece bildiğini anlattı. Diyorum zor. Zor ama ve lakin bu saatten sonra bize düşen metin olup beklemek. Bunun ne demek olduğunu ben biliyorum benim babam. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kayıp asker olmaz. Naaşına ulaşılamayan şehitler olur yalnızca. Sen ne diyorsun be? Sen ne diyorsun? Esas söyledi esas. Kendimizi hazırlayak benim baba. Abim şehit oldu. Cenazesini bulamıyorlar. Şehit mi? Sana